Kur'an bir kere anlaşılsın diye gönderilmiş kitap. Ama onu sayacağız diye dokundurtmamışlar asırlardır. Örtülerin içerisinde bilmem ne açılmaz, aman kusursuz dokunulmaz, abdestsiz el alınmaz, bilmem nesiz okunmaz, diz kırmadan okunmaz, ayak ayak üstümeysen dinlenmez bile filan. Bu kadar dikenli tellerle, ceryanlı tellerle sen bunu etrafına yanaştırmamak için engeller sıralarsan, Allah'ın kulları o kitaptan uzak kalmaz da ne olur? Kalmışlar da işte, tüm toplum olarak da kalmış, kalmamış mı? Yani alıyor onu, bakın koca koca adamlar ne manası var, bunu nereden çıkarıyorsun desen hiç kimsenin verecek bir cevabı yok. Seçim meydanlarında Demirel'den Türkiye'ye kadar millet öpüp öpüp başına koyuyor. Hiç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelmiş bugüne kadar Kur'an ayetlerinin üzerinde yazılı olduğu herhangi bir şeyi öptüğüyle ilgili zayıf, uyduruk bir haber bile yok. Evet, yok. Nereden çıkardı? Bu tür formel saygı paganist dinlerde, yani çok tanrılı putperest dinlerde var. İslam'da böyle bir şey yok. Peygamber de böyle saymamış Kur'an'ı. Onu okumuş, anlamış, hayatına geçirmiş, toplumun da hayatına geçirmek için insanlara da anlatmış. Cengiz Arslan'ı söylemiş, Acizler Arslan'ı söylemiş, Dursun Arslan'ı söylemiş, şöyle şöyle yaptırmış, böyle bir yer güzel, yumuşak dillerini hiç eğip bükmedi. Ona başka türlü, buna başka türlü değil. Aynı doğruları herkes. Böyle sayılır o kitap. Yani o toplumun ahlakı haline böyle gelir. Yoksa onun kuru kuru üstüne yazıldığı samandan ya da odundan yapılma kağıdı öpmenin veya üstündeki harfleri öpmenin ne anlamı var?